bir malumiyet var aslında. Herkes malum diyor. Yerel seçimlerde de yine AK Parti olsun. AK Parti'ye vermiştik. Memnun musunuz? Değiliz. Bu millet ne yiyecek, ne içecek? Olsun enflasyon. Almayın. Evet, yerel seçimlere çok az bir süre kaldı ve bugün Bursa'nın Osman Gazi ilçesindeyiz. Bursa, ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş illerinden biri. Türkiye'de otomotiv sanayinin kalbi. Siyasi olarak bakıldığında ise AKP 2004 yılından beri Büyükşehir Belediyesi yarışında galip geldi ve CHP ikinci sırada hep takip etti. 2004'te AKP Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hikmet Şahin %53, CHP adayı Tahir Gürhan Akdoğan %17 aldı. 2009'da AKP'den Recep Altepe 47, CHP'li Sena Kaleli %26 aldı. 2014'te tekrar adaylığını koyan Altepe %49, CHP'li rakibi Necati Şahin oyların %28'ini aldı. Yani AKP en yakın rakibini tam 21 puanla geçti. Ama 2019'da böyle olmadı, hatta 2019'da oyun tamamen değişti. Geçtiğimiz seçimlerde CHP'li Büyükşehir Başkan adayı Mustafa Bozbey sadece 2,5 puanla galibiyeti kaçırdı. AKP 17 ilçeden 14'ünü kazanırken Ali Nur Aktaş %49,6 ile Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ve önümüzdeki seçimlerde Ali Nur Aktaş ve Mustafa Bozbey bir rövanş mücadelesi verecek. Geçen seçimlerde kıl payı kaybeden CHP'li aday bu sefer galip gelebilir mi? Bu kadar büyük bir açığı CHP bir dönemde nasıl kapattı? Halka soracağız. İklim kötü, iklim baskıcı, iklim yıldırıcı, bilime, sanata, kadın haklarına kıyıcı bir iklim var bu memlekette. Dolayısıyla seçimlerde de bunun açık yansımalarını göreceğiz. Umarım. Bu adam geldi ki dünya tanıyor artık bu adamı. Dünya takdir ediyor. Bizim cumhurbaşkanımız ol, başkanımız ol diyorlar. İlk önce askeriyi dizginledi, o dinsizleri, kitapsızları dizginledi. Yani şimdi herkes istediği gibi konuşuyor. Eskiden var mıydı konuşma? Nereye konuşsan? İçerideydin. Eskiden Atatürk'e küfür edilir, içerideydin. Şimdi ona küfür edemezsin mesela. Yine kimseye küfür olmasın. Olmaz. Yani olmaz. Kimseye olmaz. Onun için yokluk diye bir şey vardı. Şimdi maaşlara zam veriyor. 10 bin değil, 20 bin, 30 bin de verse gene bizim milletimiz az derler. Enflasyon bu ay kaç açıklandı biliyor musunuz? Kaç? 65 diyelim. Olsun enflasyon. Niye? Almayın. Gittiğin vakit bir tane alacağına 5 tane al. Alma o zaman. AKP ve CHP arasında 21 puan fark vardı ama 2019'da bu puan farkı 2,5'a düştü. Sizce neden oldu bu? İşte koyunların aklı başına geliyor işte. Çünkü şunu diyorum ben her zaman için AKP'ye oy veren insanlar için. Ceplerinde para, sofralarında ekmek eksilmediği sürece akılları başlarına gelmez. Evet, oylar kime? Yani ben AK Parti'den başka bir seçenek göremiyorum. Türkiye içinde şu ana kadar yaptıkları hizmetten çok memnunum. Seviyorum yani. Bir sempatim de var Tayyip Erdoğan'a. Ondan dolayı AK Parti. Ya, Tayyip Erdoğan yüzünden mi AK Parti? Tabii aynen. Tayyip Erdoğan'ın şahsına veriyorum zaten. Ama yerel gibi yerel seçimlerde de yine AK Parti olsun fark etmiyor benim için. Peki şöyle bir şey sorayım. 2014 seçimlerinde AK Parti ve CHP arasında %21 puan vardı. Ama 2019'da bu 2,5 puana düştü. Sizce neden oldu bu? Tabii ki AK Parti'nde yanlışlar olmuştur. Yani ona göre etkilemiş olabilir vatandaşımızı. Ama yine onun bir alternatifini düşünemiyorum yani ben. Ondan başkası gelirse bu Türkiye'yi yöneteceğini ben kesinlikle düşünemiyorum. Parti olarak şu an hiç partiyi düşünmüyoruz. Çünkü yönetecek bir parti kalmadı. Ülkenin durumunu görüyorsunuz. Hiçbir parti şu an yönetemeyecek. Yerel seçimlerde daha önce kime oy vermiştiniz? AK Parti'ye vermiştik. Memnun musunuz? Değiliz. Neden? Ya, piyasa çok pahalı. 3 tane çocuk bakıyorum. Kiraları ödeyemiyorum. Çalışamıyoruz. İş yok, güç yok, para yok. Hiçbir şey yok. Yani parti ismi vermiyorum ama bu olmasın. Yani Bursa'da yerel yönetimlerde uzun zamandır burada. Karşılığında bir şey göremedim. Ben doğma büyüme Bursalıyım. Yani ekstradan yapılan hiçbir şey yok. Göz boyama adına yapılan bir takım işler var. Mevcut yerel yönetimden memnun musunuz? Yani kötünün iyisi ama alternatifle de bakınca daha iyisi gözükmüyor. Bir sonraki seçimde sandığa gidecek misiniz? Elhamdülillah gideceğim. Gideceksiniz. Yine mi AKP? AKP oraya yok diyorum bak. Oy vermeyeceğim AKP'ye, o adamlara. O tekerini vermem kimseye. Şey değişsin yani. Hükümet değişsin. Daha iyidir bizim için. Ekonomiye bir baksana. Ben bir kilo şey almışım. Bir kilo ceviz almışım. 200 lira. Bir kilo. Şöyle bir şey var. Şu yönetime vermem. Bu yönetime vermezsin. Daha önce verdiniz mi? Verdim. Ama bu seçimde yok mu? Hı?
Bu seçimde yok. Bitti. Ne olur ya, başında orada bir ufak bir cantik yedim. 75 lira. Aldığım para ne? 10 milyon. 11 milyon. Nasıl geçineceğiz? Peki neden oy vermiyorsunuz? İnanmıyorum ya. Vallahi ciddi söylüyorum. Yani hiçbir şey değişmez mi? Yani şöyle söyleyeyim. Ya 10 kişilik fabrikadaki bir adam sana bir şey sorar mı ya patron? Hani çok büyük paraları olan adamlar hani bana mı soracak sistemi, anlatabiliyor muyum? Sizce bu seçimlerde ne olur? Vallahi nasıl diyeyim, bu seçimlerde CHP kazanır diye düşünüyorum. Çünkü AK Parti'nin bayağı bir haksız yerleri var. Yani emeklilerimizi hiç memnun etmiyor. Pahalılığı götürdü gittiği yere kadar. Ne yapacağız? Hayat nasıl olacak? Daha önce AKP'ye oy verdiniz mi? Verdim. Devamlı AKP'ye veriyorum. Devamlı AKP. Önümüzdeki seçimlerde de mi AKP? Valla büyük bir ihtimalle de yine. Hayat pahalılığını zaten hiç sorma. Onu hiç sorma. Millet perişan. Ya bak, mübarek Ramazan da geldi. Bu millet ne yiyecek, ne içecek? Et olmuş 700 lira. Ne yiyecek bu millet ya? Aç karnına da oruç tutulmaz ki. Evet, şu an Karacabey'deyiz. Karacabey ilçesinde AKP son 3 seçimde de galip geldi. Ama son seçimlerde İYİ Partili Ayhan Tayfur belediye başkanlığını sadece %5 farkla kaybetti. Ve bu yarış sadece AKP ve İYİ Parti arasında değil. Bugün burada miting yapan Yeniden Refah Partisi "Ben de buradayım" diyor. Meydan ne kadar tenha olsa da Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan temiz belediyecilik vaatlerini halkla paylaştı. Peki çok merak edilen Yeniden Refah Partisi'nin şansı var mı? Halka sorduk. Dürüst buluyorsun. He? Dürüst buluyorsun Yeniden Refah. Öyle diyorum. Öyle görünüyor vaziyet. Peki. Ama burası İYİ Parti ve AK Parti arasında geçiyor. Aynı öyle. Neden öyle sence? AK Parti birinci parti çıkıyor burada kaç seneden beri. Demek ki o daha iyi. Peki, Yeniden Refah'ın şansı var mı burada? Biraz zor. Neden AK Parti alamaz? Yoksul insanlara kömür dağıtarak, aydan aya bir takım maaşlar vermeye çalışarak oyları kazanmaya çalışıyor. Hani laf yerindeyse balık tutmayı öğretmiyor. Bu yüzden kazanacağını düşünmüyorum. Yeni adayları göreceğiz ve şu anda bir başka adayın da kazanacağını düşünüyorum. Yani şu an burada. Yeniden Refah'ın Karacabey'de burada şansı var mı? %60. Neden bundan önceki siyasilerde, partilerde ağzı yandı? Ben bir köylüyüm. Mudanya'nın Çeyni köyündenim. Yani ne ürettiğimizi satabiliyoruz. 3 paket şey aldım 600 bin lira. Acaba kaç para kazandın diye sor bakalım. İlçe genel meclis üyesiyim. Genel başkanımızın da dediği gibi ahlaklı belediyecilik. Yolsuzluk olmazsa, iman inanç olursa bereket olur. İlçede bereket olur yani. Kazancın da bereket olur. Ama haramla hiçbir şey olmaz. Yalanla hiçbir şey bir yere gidilmez. İnşallah kazanacağız. Ben genel seçimde, yani yerel seçimlerde genel olarak da şunu söylüyorum. Ben genel başkanımdan 2-3 tık daha yukarı çıkıyorum ki inşallah %20-25'i göreceğiz biz. Bu düzen düzelse bile abi bundan sonra kapıya oy falan yok. Şöyle bir şey sorayım. Demin Yeniden Refah Partisi burada miting yaptı. Ben gelmedim abi. Biraz tenhaydı zaten. Valla uzak durdum abi. Baktım öyle, içimden de bir yandan küfür ettim. Dedim şimdi o konulara girmeyeyim abi. O yüzden şey yapmadım. Hani ne konuşuldu, ne edildi falan hiç bilmiyorum yani. Yeniden Refah'ın burada şansı yok mu? Bence yok abi. Hani sana göre var mı abi? Yok. Ben siyasete pek ilgilenmiyorum ama benim görüş açım AKP bütün siyasetleri silecek yani. Silecek yani. AKP bunun peşindeydi zaten. Bunu da yaptı. Yani artık 3-5 sene sonra daha böyle devam ederse artık hiçbir partinin bir anlamı kalmayacak yani. Sadece AK Parti. Yeniden Refah demin burada miting yaptı. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce Karacabey de alabilir mi? Vallahi alamaz diye tahmin ediyorum. Neden? Çıkan adaylar daha kuvvetli. O yüzden. Burada biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ve İYİ Parti kuvvetli. Evet. Sizin oyunuz kimden yana olur ve neden? Valla şu anda ben mevcut hükümetten yana değilim. Yani AK Parti'den yana da değilim.
Valla iyi olan kazansın diyeceğim ama tabii ki herkesin gönlünde bir aslan yatıyor. İyi düşündüğü birisine vereceğiz yani oyumuzu. Şu anda da muhtemel olarak İyi Parti diye düşünüyorum yani. Geçen sefer Kılıçdaroğlu'nu attım. Peki bu sefer yerel seçimlerde hangi parti? Gene CHP'yi açacağız abi. Başa gelecek kimse yok yani. Anladım. Peki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde sence kim kazanır? Abi tabii CHP kazanamaz ama gene atacağız yani. Şansımızı deneyeceğiz.